tabii kızım benim. İnşallah gerçek olur. Ya şunu o kadar seviniyorum ki program başlayalı daha bugün bir hafta oluyor. Ama o kadar güzel kalplere değdi ki elimiz. O kadar mutlu oluyorum ki inşallah dualarınızı eksik etmeyin. Kiraz'a da o el bu sefer doktorumuzun eli olarak değecek. Sevgili Rüya, Kiraz yanında kıymetli doktorumuz da sağ olsun kırmadı bizi Profesör Doktor Mustafa Bahçeci. Sözü sana bırakalım. Şimdi neler yapacaklar orada? Hocam selam ve sevgiler benden size. Bildiğiniz gibi 6 senedir çocuk özlemi çeken Kiraz Hanım sizi rüyasında görmesinden sonra bize başvurdu ve biz de onu bugün sevgili doktorumuz, tüp bebek uzmanı Mustafa Bahçeci ile buluşturduk. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hocam nedir peki, ne yapılacak Kiraz Hanım'la alakalı? Kiraz Hanım uzun süreden beri bu işin içinde olan bir hastamız. Yaklaşık 6 yıl boyunca tedavi olmuş ama bebeğe sahip olamamış. Biliyorsunuz ülkemiz için bu çok önemli. İnsanlar çocuk sahibi olmak istiyorlar ve bunun için uygun yerlere gidiyorlar. Günümüzde Kiraz Hanım gibi hastalar için çok fazla teknolojik imkanlar var ve bunun sonucu olarak da artık bu hastaların bebek sahibi olmaları kolaylaşmış diyebilirim. Ve en çok uygulanan teknoloji de tüp bebek teknolojisi. Kendisi daha önce 2 defa tüp bebek teknolojisiyle uygulamış ama olmamış. Bu da şundan kaynaklanıyor. Yani yaş faktörü önemli bir faktör. 39 yaşında kendisi ve bu da bir miktar şansını azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu bizim korkacağımız bir şey değil. Çünkü teknoloji öyle ki doğru embriyoyu bulduğumuz zaman çok yüksek oranda gebelik elde ediyoruz. Biz Kiraz Hanım'a da bugün bu değerlendirmeyi yapacağız ve daha sonra kendisini program alacağız. Bu program içerisinde doğru embriyoyu bulmaya çalışacağız. Yani öncelikle tüp bebek yapıp ve daha sonra da bu embriyoları yerleştirmeden önce bunların hem genetik yapılarına bakacağız hem embriyoların enerjilerini ölçeceğiz. İnşallah olumlu bir sonuç alacağız ama hocam olacak. Kiraz Hanım'ın heyecanı geçmeden bir söz vermek istiyorum. Ne durumdasın? Çok heyecanlı görmüştüm ben seni yayından önce. Evet, çok heyecanlıyım şu an. Ben Mustafa Hoca'yı ya ünlü çok duymuştum. İnternette çok araştırdım ama çok gelmek istedim Mustafa Hoca'ya. Bazı şartlardan da imkansızlıklardan dolayı gelemedim. Şu an o kadar heyecanlıyım ki hocam. Heyecanım yani duygularımı dile getiremiyorum. İnşallah hayallerimi siz gerçekleştirirsiniz hocam. Kısmet bugünmüş. Kısmet bugünmüş. İnşallah hayallerin gerçek olur. İlk önce Show TV'ye sonra Zahide İlçe çok çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Hocam inşallah hayallerini adım adım yaklaşacak. Aynen, inşallah hocam hayallerini gerçekleştirirsiniz. Size güveniyorum hocam sonuna kadar. Ben çok çok teşekkür ederim. Merak edecek bir şey yok. Burada biraz zaman ve emek harcamak gerekiyor. Bu tip hastalar çok çabuk yılıyorlar. Haklılar da çünkü çok baskı altındalar. Ama sürece yeteri kadar emek harcadıkları takdirde bebek sahibi olabiliyorlar. Buna inanmaları lazım. İnşallah. Biz yürekten inanıyoruz. Kiraz Hanım'la Mustafa Bey'i buluşturduk. Hadi bakalım sonraki dönemi biz de takip edeceğiz. Aynen. Şimdi reg dönemini bekliyoruz. Çünkü o dönemde başlayacak bu işlem. Ondan sonra da yaklaşık bir aylık bir süreç. Bakalım Allah yardımcısı olsun. Sadece Kiraz'ımın değil herkesin öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz Mustafa Hocama da sağ olsun bizi kırmadı.